Reklam Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere nar suyuna yapılan sütlü tatlı tarif veriyorum. Şimdi sizlere malzemelerimi sayıyorum. 1,5 su bardağı toz şeker, 1 litre süt, 1 su bardağı sıkılmış nar suyu, 4 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tane yumurta, 1 tane şekerli vanilya, 1 paket kremam var. Şimdi malzemelerimi tek tek tencereme alıyorum. Ocağımın altını yaktım. İlk önce sütümü ilave ediyorum. Onun üzerine şekerimi ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şekerimi. Diğer yarım bardak toz şekeri de nar sosumu yaparken kullanacağım. Bir tane yumurtam var. Sarısı. Beyazını ayırdım. Kesinlikle sadece sarısını koyun. 3 yemek kaşığı nişastamı da ekliyorum. Onun üzerine unumu ekliyorum. Şöyle bir güzel hepsini iyice karıştırıyorum. Hızlı hızlı karıştırmanız gerekiyor birbirine daha çabuk özleşsin diye. İyice karıştırın. Yumurtasının iyice ezilmesi gerekiyor karıştırırken. Gördüğünüz gibi iyice erimeye başladı. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu çok güzel bir tarif. Narın da mevsimi şimdi. Kasım ayındayız. Onun için narlı bir sütlü tatlı yapmak istedim sizlere. Ocağımın altını şimdi açıyorum. Kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğim. Muhallebim kaynamaya başladı. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu kıvamı. Bakın iyice kaynıyor şu anda. Kaynamaya başladıktan sonra hemen içerisine tereyağınızı atabilirsiniz. Ben şöyle göstereyim. Hemen tereyağımı attım içine. Şöyle tereyağımla birlikte de biraz karıştıracağım. Tereyağım içinde eriyene kadar karıştırın. Bakın hemen eriyor muhallebi sıcak olduğu için. Kıvamı pürüzsüz oldu. Şöyle kıvamını da sizlere göstereyim. Tereyağım erirken içerisine hemen kremamı da ekliyorum. Kremam vardı bir paket. Krema çok yakışıyor içerisine. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle kremalı denemelisiniz. Kremamla birlikte de 3-4 dakika kadar kaynatacağım. Hemen zaten kaynamaya başlıyor sıcak olduğu için. Tereyağım da birlikte. Şöyle kaynamasını bekliyorum iyice. Tam olarak özleşmesi gerekiyor. Şimdi şöyle tekrar bir daha göstereyim. Tatlımı gördünüz. Sütlü tatlımın. Pürüzsüz oldu. Şimdi onu bir kenara alacağım. Üzerinin narını hazırlayacağım. Şöyle bir kenara alıyorum tatlımı. Şimdi narını hazırlamak için şöyle bir küçük bir kabım var. Onun altını yakıyorum. Evde kendi sıktığım nar suyunu ilave ediyorum. Kesinlikle narı kendiniz sıkın. Daha lezzetli oluyor hazırlarda. Ben hiç hazır kullanmıyorum. Şekerimi ilave ediyorum.
Şöyle şekerle birlikte karıştırıyorum. Şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Sonra diğer malzemelerini ilave edeceğim. Şekerim eridi. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı nişastam vardı. 1 yemek kaşığı unum vardı. Onları ekliyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu esnada da çok hızlı hızlı karıştıracaksınız. Ne kadar hızlı olursanız kıvamı o kadar güzel olur. Topaklanma olmaz. Şöyle çabuk çabuk karıştırıyorum. Rengi harika. Lezzet de bir o kadar güzel. Denediğiniz zaman kendiniz de göreceksiniz. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmayı bırakmayın lütfen. Topaklanmasın. Ara ara da yaptığınız muhallebinizi karıştırın. Üzeri kabuk bağlamaması için. Ben ara ara karıştırıyorum kabuklanmasın diye. Bakın hemen kabuklanmaya başlıyor. Onun için elinizi hızlı tutacaksınız. Yan yana koydum ben tencerelerimi. Diğerini kabuklanmasın diye karıştırıyorum. Nar sosumu da topaklanmasın diye karıştırıyorum. Biraz seri olmak gerekiyor. İyice içerisine koydum nişastası ve unu eridi. Şimdi kaynaması için bekliyorum. Gördüğünüz gibi nar sosum da iyice kaynadı. Kaynadıktan sonra içerisine şimdi şekerli vanilyamı da ekliyorum. Şöyle 1-2 saniye daha karıştırıyorum birlikte vanilyayla. Gördüğünüz gibi nar sosum hazır. Çok güzel, kıvamı da çok güzel oldu, rengi de çok güzel oldu. 4 tane kupum var. Kuplarıma şimdi ilk önce alt tabakasını yapıyorum. Şöyle biraz koyuyorum. Çok fazla olmayacak. Çünkü üzerine de muhallebisinden koyacağım için sıra sıra koyuyorum. Hepsini döküyorum biraz biraz. Şimdi üzerlerine muhallebisinden ekleyeceğim. Şimdi birer kepçede muhallebi koyuyorum. Hepsini bu şekilde dolduruyorum. Biraz daha koyayım. Kepçem biraz küçük olduğu için az gitti içerisine. Bütün kuplarıma bu işlemi devam edeceğim. Narlı sütlü tatlım servise hazır. Bu kuplardan 6 tane çıktı. Tabii siz daha küçük kaselere de koyabilirsiniz. Daha büyük de koyabilirsiniz. Elinizdeki kaplarınıza bağlı. Gelecek olan misafirlerinize göre sayısını arttırabilirsiniz. Rengi muhteşem oldu. Tadına henüz bakmadım. Tadı nasıl oldu bilmiyorum. Sunum esnasında tadına da bakıp sizlere söyleyeceğim. Narlı sütlü tatlım servise hazır. Yaptıktan sonra 3-4 saat buzdolabında bekletmeniz kafi. Akşamdan da yapabilirsiniz. Şöyle göstereceğim. Muhteşem oldu. Kıvamını size gösteriyorum. Kıvamı çok güzel oldu. Şöyle alıyorum. Bakın. Çok güzel bir kıvamda. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.